Haberimiz ekranlara geldi. iki takıma dair son gelişmeler bu şekildeydi değerli izleyenler. Sezonun başından beri bu iki takımın mücadelesine hepimiz şahit oluyoruz. Her hafta hatta son haftalarda kim öne geçeceğiz, geçecek, puan farkı azalacak mı, artacak mı diye konuştuk. Artık o kritik noktaya geldik. E bugün acaba belli olacak mı Suat? İki takımı kıyaslayacağımız çok konu var. Hı hı. E şununla belki başlayabiliriz. Deplasman ve ev sahibi açısından. Hı hı deplasmanda Fenerbahçe'nin performansının iyi olduğunu biliyoruz. Evet. Sezon içerisinde de gördük. Ama Galatasaray'da tam tersi evinde çok başarılı. Evinde Galatasaray'ın e, ligde 35 maçlık bir yenilmezlik serisi var. Evet. Onu hatırlatalım. Bu gerçekten şampiyonluk e, dönemlerinin en etkili performanslarından biri. Geçen sezondan bu yana. E, diğer tarafta baktığınızda Fenerbahçe evet deplasmanda daha başarılı performans sergiliyor. Evet. Bunda Taraftar baskısı yıllardır o biriken şampiyonluk gelmeyince işler kötü gittiğinde bazı omurdanmalar oyuncuları baskı altına aldı. Her zaman söyleniyor ama Galatasaray'ın iç sahada etkileyici bir e eforu var. Taraftar baskısını oyunuyla birleştirebilen e son iki yıla baktığımızda Okan Burun da bunda çok büyük etkisi var elbette ki. Tam bir futbol mabedi denir, cehennemi hı. denir. hani Galatasaray, Welcome to Hell'dir hı. sloganları böyle bir atmosfer oluşturuyor Galatasaray. E bu da rakipler için tabii ki korkutucu bir durum. Bu akşam üzerinde de tabii bir koreografi de bekleniyor. Evet. 19 Mayıs olması, hı hı. şampiyonluğun ihtimalinin yüksek olması hı hı. sebebiyle akşam keyifli bir atmosfer hep bizi bekliyor. At akşam için hep böyle kafalarda soru işaretleri var. Bir kere şunu hatırlatalım. E, bütün taraftara çağrı yapıldı. Kırmızı hı hı. renkte giyinmeleri için muhtemelen koreografiyle bir birleşik unsur olacaktır taraftarın rengi. Bir de 19 Mayıs artı 5. Yıldız'la ilgili ortak bir çalışma yapılacağı bilgisi var ama öyle net bir durum yok. Herhalde çok da gizli kapaklı yürüttüler ve hiçbir şey sızmadı dışarı. O yüzden akşam keyifli bir derbinin Tribün atmosferinde yaşayacağız. Bu kupa konusuyla ilgili bir bilgim var mı? Çünkü hafta hı. Evet. içerisinde e, birkaç kupa hı. oraya gelebilir e, böyle bir ihtimal söz konusuydu. Hı. Kadın e, futbolun Doğru. kazandığı ve süper kupada kazanılan. Hı. Bir kere e, şampiyonluk kupasının oraya gelmesi gibi bir durum söz konusu evet. değil. Onu ayıralım. Hı hı. E, diğer tarafta süper kupayı Galatasaray istemedi gelmesini. Çünkü birincisi oyuncuların motivasyon kaybı vesaire olmasın maçtan önce değil. İkincisi de muhtemelen daha tarih belli olmasa da hani hafta içi şampiyonluk kazanılırsa Galatasaray adına hafta içi bir organizasyonla bu şampiyonluk kutlanabilir. Çünkü lig sonuna pek bırakılmaz böyle durumlarda. Oyuncular işte evet. tatile gidecek. Milli takımlar başlayacak hemen. O yüzden de muhtemelen hafta içi Galatasaray şampiyonluğu ilan ederse bir organizasyona hem Şampiyonluk kupası getirilir Hı. hem e, süper kupa getirilir ve kadınların kupa kazandığı şampiyonluk kupası Getir. getirilip öyle bir organizasyon yapılabilir. Peki hakemi biraz konuşalım. Senin konuşalım. kafanda soru işareti var mı? Merak ediyorum. Çünkü Galatasaray cephesinden cuma günü yanlış hatırlamıyorsam Hı. Metin Öztürk'ün açıklamaları Hı. vardı. E, bu organizasyon öncesinde yaptı ve özellikle hakem kısmına çok fazla vurgu yaptı. Hı. Evet. Şimdi Galatasaray memnun değiller. Memnun değiller. En istemeyeceği hakem dikkatəsin belki de çünkü sezonun ilk maçı unutulmasın. Hı. Orada e, bir Icardi'nin penaltı pozisyonundan dolayı Galatasaray bir isyanı söz konusuydu ki ikili avarajı da hesaba katarsanız belki Galatasaray bugün hani çok daha rahat bir şekilde maça çıkacaktı. Şu Hı. 6 puanlık fark evet Galatasaray rahatlatıyor ama bugün kafa kafaya da maça çıkılabilirdi. Tabii. Bir puan geride, iki puan geride de olabilirdiniz vesaire. Yani o yüzden sezonun ilk yarısındaki o e, maçı Galatasaray hı hı. yönetimi ve cephesi hiç unutmadı ve evet. Arda kardeşlerin de atanması manuel atamayla. Direkt federasyondan evet. yapılan bir atama. burada demek ki bizim de başka hakemimiz yok. Yani Halil Umut de dün verdiği kararlara rağmen hani neredeyse saldırıya uğrayacak, tekrar saldırıya uğrayacak konuma gelmesi o da ilginç bir boyut. Hı hı. Türkiye'de demek ki artık bu maçlara büyük maçları verecek hiç hakemimiz kalmadı. Hakem konusu. Umarım önümüzdeki sezon bu kadar konuşmadığımız konuşuruz. bir sezon olur. Daha, daha da konuşuruz. Peki yabancı var daha da fazla artarsa biraz sakinleşir yabancı mi? Yabancı ama şimdi dün Halil Unutmeler'in pozisyonda yabancı varın uyarısıyla gelen bir evet. pozisyon var. Yani bir şeyler çözülmüyor. E, tek çare bu değil. Yani genel çerçevede işi çözmek lazım. Peki, e, derbiyle devam edeceğiz. Birazdan e, muhtemel 11'lere de bakacağız ama şöyle e, kadro açısından da sana Hı -hı. sormak istiyorum. Galatasaray tam kadro şekilde çıkacak bu mücadeleye. Fenerbahçe ise e, ne yazık ki sürekli e, bir sakatlık evet. açıklaması yapmak durumunda kaldı. Bugünkü kadro açısından e, Galatasaray'ın şanslı olduğunu söylemeliyiz. Şimdi e, perform bireysel performanslar, takım performansları elbette Hı -hı. Galatasaray'dan yana Fenerbahçe'nin düşen bir eforu ve düşen bir morali var. Hmm. Diğer tarafta Galatasaray'da tam tersine çıkıştaki hala yükselen e, daha fazla şampiyon için ısrarcı var. hani ısran böyle ısırarak maçları kazanan bir takım e, kimliğinde. Fenerbahçe'de Bekal'ın yokluğu bence bir sıkıntı. Tabii. Cezalı. E, diğer tarafta bakıyorsunuz şimdi sezonun yıldızı İrfancan yok. Hı hmm. hı. E, Serdar Aziz kadroda yok. İrfan Can'ın yokluğunda kötü bile olsa Cengiz'in Cengiz hadi belki bu maçta oylar hani tecrübesi deneyimi var dediğin Cengiz sakat yok. Evet. E, bunlar da olunca üst üste gelince hiç kullanamadığınız bir bonuççiniz var. Hı, hı. Kurun e, için kullanılmayı da düşünülmüyor sanırım. Herhalde yani tamamen kopmuş gitmiş bir durum. Bir kadroya alınmadı. Geçen kadroya alındı ama hiç kullanılmadı. Böyle bir durum var. İki takımın oyuncu kadrosunun tam olması ayrı eee kalitesi düşen bir Fenerbahçe var. Kalitesini daha da arttıran yani en yaşlı 37'lik 38'lik Mertens'le Mustera'dan en gençler Barış Alper'e köyüne kadar Galatasaray'ın da yükselişi var burada. Peki muhtemel 11'lerimizi rica edelim yönetmenimiz Aslı'dan üzerine konuşalım. Galatasaray'ın kadrosunun tam olduğunu söyledik. Yalnızca stoper mevkinde acaba bir değişiklik olur mu sorusu var. Fenerbahçe açısından tabii birçok bölge İhtimal dahilinde neredeyse değişikliklerin evet. çok olduğunu söyleyelim. Muhtemel 11'imizi de rica edelim yönetmenimiz Aslı'dan. Onlar gelene kadar geldi. Biz de konuşmaya başlayalım. Galatasaray'la başlayalım ilk önce. Ev sahibi ekipte Muslera bu akşam kalede bekleniyor. Köhn, Sanchez, Nelson ve Kanayan defans hattında Kerem Demirbay, Torreira ikilisi önlerinde. Merten, Sol açık Barış, sağ açık Ziyeş, ileri uç, Icardi, e Köhn... Kön tabii ki beklenen isim. Hı -hı. Kaan Ayhan da aynı şekilde ama Sanchez Nelson ikilisi acaba Abdülkerim olur Hı -hı. mu diye sormuştuk. Konuştuk ve en net bu gözüküyor. Sanchez'in oynaması artık %99 Hı -hı. gibi bir durum. Çünkü Abdülkerim geçen hafta da bir iyi gününde değildi diyelim. Sanchez'i hemen Okan Hoca yerine hamle oyuncusu olarak koydu ve orada toparladı. Bu maçında biraz hani ön hazırlığını yaptı. Sanchez ile Nelson'un oynaması çok normal. Burada e, benim kafamdaki tek şey Sanchez mi sol stoper olur, Nelson mu? Hani onu belki maç içinde e, görebiliriz. Diğer tarafta Kerem Demirbay, ile ikilisinde de bir soru işaretini koyalım. Berkan hamlesi gelebilir Kerem yerine. Hı. Kerem evet daha pas yönü ağır, ağırlıklı bir oyuncu ama Berkan'ın savunma özelliği, geçen haftaki golüyle biraz formda moralli olması ve köyünün yaratacağı boşlukları kapatma ihtimali hı hı. Berkan'ı da oraya bir soru işareti olarak bırakalım. E, ama önündeki dörtlü Galatasaray'ın müthiş işler yapan, Son haftaların finalleri Evet oldu. finalleri götüren, sürükleyen bir ekip oldu. <laughs> Sezon başında hiç aklımıza gelmeyecek şu evet. Barış Mertensiye hamlesi, şimdi burada finali bitirecek takım olarak öne çıkıyor. E, diğer tarafta Fenerbahçe'yi sen sayınca zaten ikili karşılaştırma yapalım.